Merhaba arkadaşlar Pet Sevenler kanalına hoş geldiniz. Bugün gelen etkinlikler ve hediyelere bakalım arkadaşlar. Öyle büyük bir yenilik yoktu. Pek büyük bir kampanya da gelmedi. Sadece hedefler yenilendi. Oradan bedava bir tane 5 yıldızlı, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı oyuncu kadromuza katabiliyoruz. Özellikle de 5 yıldızlı bir tane bedava kadromuza oyuncu katabilmekteyiz. Onun dışında eFootball Lig bitti. Tekrardan başladı. Hatta bakalım öncelikle hedeflerden başlayalım. Hedeflere baktığımızda premium hedefler aynen devam ediyor. Bir de Maçlar oynadıkça kazandığımız bedava hediyeler vardı. Orada yenilik var. 41 günlük geldi bu sefer. Devam et dediğimizde ben etkinliklerde 5 tane maç oynadım. Ondan dolayı bir tane 5 yıldızlı adaylı sözleşme hediye ediyor. Şu ana kadar 5 tane maç oynadım. Kazanacağım hediyeler bunlar. Al dedim de hepsini alıyoruz. Burada en önemlisi 5 yıldızlı adaylı sözleşme. Tümünü al diyelim. 5 maçın sonucunda aldığımız hediyelere bakalım. DP, antrenörler, GP'ler ve adaylı sözleşmeler. E, futbol ligi kısmında henüz daha maç oynamadım. Orada oynadıkça da 3 yıldızlı adaylı sözleşme. A takımda da maçlar oynadıkça, goller attıkça da diğer hediyeleri alabiliyoruz. Çok az bir hediye kalmış benim. 3 yıldızlı, 4 yıldızlı adaylı sözleşmeler ve GP hediyeleri kaldı. Ben 5 yıldızlı adaylı sözleşme için hemen 5 tane maç oynadım etkinliklerde. Ve kadromuza bir tane de oyuncu katalım istiyorum. Bedava 5 yıldızlı adaylı sözleşme içinde Dream Team'e girdiğimizde burada Hemen sol taraftaki etkinlikler bölümüne giriyoruz. E futbol ligi değil etkinlikler kısmında. Burada 5 tane maç oynamak gerekiyor. Ben orta kısımda 5 tane maç oynadım. Kazanmak ya da kaybetmek fark etmez. Önemli olan 5 tane maçı oynamak. Tabi goller atıldıkça da buradan hemen hızlı bir şekilde gol hediyeleri de toplanabiliyor. Ondan dolayı da maç düzeyini amatöre alabilirsiniz. Eğer gol atmakta sıkıntı yaşıyorsak amatör yapıp Bol bol gol atıp da gol hediyelerini toplayabiliriz. 5 tane maçı oynadığımızda az önceki hediyeleri toplamış oluyoruz. E futbol ligi de sıfırlandı. Ben bir öncekinde birinci klasmana kadar yükselmiştim. Bu sefer iki klasman düşürüyor. Üçüncü klasmandan başlayacağız. Bulunduğumuz klasmandan iki klasman düşürerek yeniden başlatmakta. E, Futbol Lig yine 4 haftalık geldi. E, burada ne kadar üst klasmanla yer alırsak fazla GP ve antrenör kazanabiliyoruz. Sözleşme kısmına giriş yaptığımızda bugün efsanevi paket. Herhangi bir efsanevilerden bedava top açma hakkı yok. E, Futbol parasıyla açabiliyoruz. Manchester United ve Schumacher ilk defa geldi kaleci Schumacher. Onun yanında Denislav var, Skos var. Atletico Madrid takımın oyuncuları devam ediyor. Ve bugün gelen iki tane yeni paketimiz bulunmakta. Biri Avrupa Ligi'nden oyuncular, diğeri de Japon Ligi'nden oyuncular. Burada adaylı sözleşmeli kadromuz oyuncu katabiliyoruz. İstediğimiz oyuncuyla sözleşme imzalayabiliriz. Özellikle de adaylı sözleşmeye girdiğimizde Haaland benim hemen dikkatimi çekti. En başta yer alıyor. Halant'ı da severim ama yanında Alaba, Zlatan İbrahimovic gibi 5 yıldızlı futbolcular da var. Birçok 5 yıldızlı isim var burada. En düşüğe baktığımız zaman da 3 yıldızlı bir futbolcu bulunmakta. 4 yıldızlı da birkaç tane futbolcu bulunuyor. Elimizdeki adaylı sözleşmelerin son kullanma süresi çok önemli. Adaylı sözleşmeye tıkladığımızda buna göre süreleri bitmeden oyuncularla sözleşme imzalamalıyız. Kadromuza katmalıyız. Benim 3 Ağustos'ta 5 Ağustos'ta bitecekleri var 7 Ağustos'ta. Ve bu gelen paketlere baktığımızda da 41 gün süreli gelmiş. Çok uzun süreli bu paketleri getirdi. Kısa süreli olsaydı da en azından paketler değişseydi. Ben öncelikle bedava 5 yıldızlı hakkımızdan Buradan 5 yıldızlı bir oyuncuyu kadroma katmak istiyorum. Halant'ı gördüğüm gibi dedim ki ben Halant'ı alacağım. Tamam diyelim. Halant'ı kadromuza katalım. Şimdi bu kartların şöyle bir özelliği var. Normal kartından yüksek seviyeli değiller. Halant'ın normal kartına baktığımız zaman bu kart ile aynı seviyelerde maksimum seviyesi. Fakat birinci seviyesi yüksek. Halant'ın normal kartı 85'ten başlıyor. Burada 92'den başlamakta. En büyük avantajı da bu oluyor. Buradan bir tane bedava 5 yıldızlı sözleşme hakkımız var. Haaland'la ben onu kullanacağım. Anlaş diyelim. Adaylı sözleşmeye tıklıyoruz. Anlaş dedik. Bedava Haaland kadromuza hayırlı uğurlu olsun. Bol bol goller atarız inşallah. Zaten efsanevi futbolcu hiç çıkaramadık ya futbol 2022'de. PES 2021'in son aylarında da pek açmamıştım. Genelde bu bedavalarla kadromu güçlendirdim ve PES 2021'den gelen oyuncularla hatta kadromu da göstermek istiyorum dizilişimi. Şu an kullandığım diziliş ve oyuncular bunlar benim arkadaşlar. Ben bu kadro ve dizilişle epey başarılı oldum. Birinci klasmana kadar da bununla çıktığımdan bir süre daha devam edeceğim. Üçlü forvet. Üçlü forvet oynamayı seviyorum. Dörtlü savunmada çok gol O yüzden beşli savunma tercih ediyorum. Orta alanda iki tane oyuncumuz var. Biraz orada zayıflığımız var ama özellikle de sonun normal kartını kullanıyorum. Bu normal kartı çok beğeniyorum. Çalımları gayet iyi. Çalımın üstüne sonra vuruşları da etkili. Ceza alanına girerken güzel vuruşlar çıkarabilmekte. Messi de e, Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Falso vuruşları, çalımları olsun. İleride de Mbappe. Bu üçlüyle öncelikle maçlara çıkıyorum form durumuna göre. Yedeklerde de isimlerimiz bunlar. Kale konusunda Neuer ile epey bir oynadım ama Neuer son haftalarda saç baş bana. Çıkıyor hatalı çıkışlar yapmakta. O yüzden şimdilik Oblak'ı kullanıyorum. Yeni transferimiz Haaland'ı da kadromuza katalım. Sırala dedik. Alınma sırası. Hemen Haaland'ı. Öncelikle yedeklerden bir isimle değişelim. Lewandowski ile de şimdilik değişelim ama Lewandowski de iyi bir futbolcu. Şu an 92 HALANT'a baktığımız zaman oyuncu ayrıntıları. Ben hızlı kontrol atak menajeri kullanıyorum. Oyun tarzı basmamız gerekiyor. 70. HALANT uzun topla kontrol atakta 80. Diğerlerinde de oyun tarzı değerleri bunlar. Ofansif farkındalık 84. Top kontrolü top sürmesi düşük. Bitiriciliği 86. Yüksek değerlerine baktığımızda hız değeri gayet güzel. Ama hızlanması kötü 73. Şut gücü zıplama değerleri hiç antrenör basmadığımız bu haliyle de gerçekten çok iyi. Fiziksel temas 87. Dayanıklılık 71. Ben zaten oyunculara öncelikle dayanıklılık basıyorum. Dayanıklılıkla birlikte hızlanma da aynı kategoride olduğu için o da artacak. Sağ tarafa da baktığımızda oyuncu becerileri bunlar. Gelişen şut, yüksekten yükselen şut, süper yedek becerisi bunlar önemli özellikleri. Bu arada arkadaşlık maçlarıyla alakalı da bugün bir gelişme yaşanmadı. Konemi Temmuz ayında geleceğini söylemişti. Temmuz'un son haftasına da bırakmazlar umarız. Oyunda yeni etkinlikler yok. En azından arkadaşlık maçı gelseydi biraz daha oyun keyiflenebilirdi. Umarız onunla alakalı en yakın zamanda gelişme olur. Sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar iyi seyirler.